Merhaba değerli öğrencilerim ve değerli velilerim. Sınav sürecinin yaklaşmaya başladığı şu son günlerde özellikle sınav sistemi ile ilgili çok fazla sorular gelmeye başladı. Bu noktada sizlere destek verebilmek adına dönem başında daha önce kendi öğrencilerime yapmış olduğum sunumun üzerinde birkaç güncelleme yapıp buradan sizlerle paylaşmak istedim. Evet, 2019-2020 üniversite sınav sistemi. Bakalım hemen. Yükseköğretim Kurumları Sınavı birinci aşaması temel yetenek testi yani TYT. İkinci aşama alan yeterlik testi yani AYT. Daha sonra da eğer dilden girmek isteyen adaylar varsa onların da girecek oldukları sınav yabancı dil testi yani YDT olarak geçmekte. TYT birinci aşama sınavı temel yetenek testi. İlk aşama sınavı olup yükseköğretime geçiş yapmak isteyen tüm adayların girmesi gereken bir sınavdır. Temel yeterlilik adayların sözel ve sayısal alanlarda sahip olmaları beklenen temel düzeyde bilgi, beceri, hazır bulmuşluk ve yetkinliklerini kapsamaktadır. Sözel mantık 40 Türkçe, 20 sosyal. Amaç Türkçe ve sosyal soruları ile Türkçeyi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, kelime hazinesi, temel cümle bilgisi ve imla kurallarını kullanma becerileri ölçülecektir bu sınavda. Adayın sosyal alandaki beceri, kavrama, muhakeme, akıl yürütme ve çıkarım noktalarında yeterliliği ölçülmektedir. Adayın sosyal bilimler alanına olan yatkınlığını ve temel bilgi birikimini ölçmektedir. İçin yapılacak olan bir sınavdır. Sayısal mantığa baktığımız zaman 40 matematik, 20 tane de fen. Amaç matematik ve fen soruları ile temel matematik ve fen bilimleri alanında bilim kavramlarını kullanma ve bu kavramları kullanarak işlem yapma temel matematiksel ilişkilerden yararlanarak soyut işlemler yapma, temel matematik prensiplerini ve işlemlerini gündelik hayatta uygulama becerileri ölçülecektir. Adayın fen bilimleri alanına olan yatkınlığını ve temel bilgi birikimini ölçmek için yapılacak olan bir sınavdır. TYT kapsamına bakacak olursak tarih 9. ve 10. sınıf ve inkılap tarihi konuları, coğrafya 9. ve 10. sınıf müfredatı, felsefe ortak zorunlu felsefe dersleri, yine dil kültürü ortak zorunlu dersler, fizik, kimya, biyoloji 9. ve 10. sınıfın müfredatı, matematik 9. ve 10. sınıfın matematik ve geometri konularını içeriyor. Türkçe'de 9. sınıftan 12. sınıfa kadar dil anlatım konularını içermektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere aslında sınava hazırlanacak olan öğrencilerin 9. sınıftan itibaren çok sağlam bir çalışmayla adım adım ilerleyerek 12. sınıfta çok rahat bir şekilde sınavlara adapte olabileceğini görüyoruz. Ama hiçbir şey için geç değil. Bu süreç içerisinde 9. ve 10. sınıftan eksik konuları olanlar hala konu tamamlayabilirler ve bol bol test çözerek bunun analizini yapma şansları mevcut. Evet, TYT'nin uygulanışı dışına bakacak olursak yaşamış olduğumuz pandemi dönemiyle ilgili bir tarihlerle ilgili gelgit yaşadık. Neticede şu an net belirlenen tarihler 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10'u çeyrek geçe başlayacak. Tek soru kitapçığı dağıtılacak adaylara. Sınav süresi 120 soru için sadece bu seneye mahsus 165 dakika şeklinde belirlendi. Açık uçlu soru sorulmayacak ve 4 yanlış bir doğruyu götürecek. TYT soru dağılımlarına bakacak olursak birinci oturum baktığımız zaman Türkçe'de soru sayısı 40, sosyal bilgiler, coğrafyadan 5 soru, din kültürü ve ahlak bilgisinden 5 soru, felsefeden 5 soru, tarihten 5 soru, totalde 20 soruya tekabül ediyor. Matematikte yine 40, fen bilimlerine bakacak olursak fen bilimlerinde de biyoloji 6 soru, fizik 7 soru, kimya 7 soru, yine totalde 20 soru. Hepsinin toplamına bakacak olursak 120 soruya tekabül etmekte. Normal şartlar altında TYT biliyorsunuz 135 dakikaydı. Ancak yaşanılan pandemi dönemiyle birlikte verilen 135 dakikayı 160 dakika şeklinde son güncellemeyle belirlenmiş durumda. Devam edelim. Yalnız TYT sınavı ile ilgili bir şeyin altını çizmek istiyorum.
TYT sınavında sizlerin de görmüş olduğu üzere %40 Türkçe ve %40 matematik ağırlıklı. Şu durumda adayın aslında şu tabloda başarılı olabilmesi için Türkçe ve matematik ağırlıklı çalışması gerektiğini sizler de görüyorsunuz. Önceki yıllarda eğer sınav sistemiyle ilgili bilginiz varsa biliyorsunuz ki eşit ağırlık öğrencisi ya da sözel öğrencisi Türkçe'ye ve sosyal bilgiler derslerine ağırlık vererek rahatlıkla barajı aşabiliyordu. Ancak yeni sınav sistemi ne yazık ki bu durum söz konusu değil. Eşit ağırlık olsun, sözel olsun, sayısal olsun hiç fark etmiyor. Adayların Türkçe ve matematik hakimiyeti zorunlu hale getirildi. Bunun da bilgisini vermek istiyorum. Evet, adayların TYT sınavında daha iyi hazırlanabilmesi için kaliteli ve edebi değeri olan kitapları okumaları gerekiyor. Bu noktada ben tekrar tekrar altını çiziyorum. Tüm öğrencilerime belirttiğim gibi. Kitap okumak gerçekten çok önemli arkadaşlar. Yeni sınav sistemi zaten gerek LGS, liseye geçiş sınavı, gerekse YKS, üniversite yerleştirme sınavı olsun tamamen okuduğunu anlamaya dayalı, analize dayalı bir sınav olduğu için mutlaka kitap okumanız gerekiyor. Keza bir Türkçe dersini yapabilmeniz için okuduğunuzu anlamanız gerekiyor. Yine aynı şekilde bir matematik, kimya, geometri hiç fark etmiyor. Bu derslerde başarılı olabilmeniz için okuduğunuzu anlamanız gerekiyor ki geçmiş yıllardan çıkmış sorulara bakacak olursanız da zaten matematikte bile soruların paragraf şeklinde geldiğinde görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra sunumumuza devam ediyoruz. TYT puanı hesaplama koşuluna baktığımızda adayın TYT puanının hesaplanabilmesi için TYT'de sorulan toplam 120 soru içinden 40 Türkçeden en az 0.5 ve 40 matematikten en az 0.5 net çıkartması gerekiyor. Az önce de bahsettiğim gibi sözel, eşit ağırlık ya da sayısal hiç fark etmiyor. Sınavda başarılı olabilmeniz için arkadaşlar Türkçe ve matematiğe hakim olmanız gerekiyor TYT'de. Bu kuralı yerine getirmeyen adayın TYT puanı hesaplanamaz. Buradan çok fazla soru geliyor. Örneğin ben matematiğe daha fazla yoğunlaşacağım. Türkçe çözmezsem olur mu? Hayır, olmuyor. Ya da işte ben Türkçe'ye yoğunlaşacağım, matematik çözmezsem olur mu? Hayır, bu şekilde olmuyor. Matematik ve Türkçe'ye eşit şekilde yoğunlaşıp soru çözmeniz size gelecek olan puan noktasında da çok etkili olacaktır. Bunun da altını tekrar tekrar çizmek istiyorum. TYT puan hesaplama mantığına bakacak olursak 100 puan bir kere ÖSYM'nin size verdiği bir başlangıç puanı var. 120 sorudan alınabilecek maksimum ham puan 400 puan arkadaşlar. Diploma notu katkısı da 30 puanla 60 puan arasında. 500 puan TYT'de alınabilecek maksimum puandır. TYT'de alınabilecek maksimum yerleştirme puanı 560 puandır. Bunun da bilgisini verelim. Bu konuyla da ilgili çok fazla soru gelmekte. TYT sonuçları nerelerde kullanılacaktır? TYT'de 150 ham puanın üstü ön lisans programları, örgün açık öğretimi tercih edecek olanlar için, özel yetenek sınavlarına ön başvuruda bulunmak isteyenler için, TYT'de 150 ham puanı geçen adayın ikinci aşama AYT sınavında puan hesaplanma hakkı elde etmiş oluyor. İkinci aşamaya giriş barajı olan ilk aşamada 180 puan alma şartı da yeni sınav sistemi yani YKS'de 150 puana indirilmiştir. Önemli yeniliklere bakacak olursak TYT'de elde edilen 200 ve üzeri puan 2 yıl sınava girilen yıl ve bir sonraki yıl süreyle geçerli. ALES tarzı bir mantık. Burada artık sisteme giriyor. Örnek veriyorum, bu yıl 200 üstü TYT puanı alan adayın bu puanı 2021 yılında da kullanılabileceği bilgisi verilmekte. Şimdi bazı 12. sınıf öğrencilerim şunu soruyorlar. Bu sene TYT konularını tamamen halledip iyi vakıf olup ardından seneye mezuna kalıp seneye de AYT konularına odaklansam olur mu? Evet, bu bir seçenek arkadaşlar. Bununla birlikte az sonra tekrar bu konuya değineceğim ama tekrar belirtmek istiyorum. Şimdi bu sene AYT'de sizler için çok güzel bir fırsat sunuldu. Nedir? 12. sınıf konuları, AYT için konuşuyoruz. Birinci dönemin konularından sorumlusunuz. Yani ikinci dönemin konularından sorumlu değilsiniz. Ama seneye böyle bir durum olmuyor. O yüzden bu avantajı bu sene kullandınız, kullanamadınız. Seneye komple 12. sınıfın tüm müfredatından AYT'de sorumlu olacaksınız. Bu kararı verirken mutlaka bu noktayı da göz önünde bulundurmanızda fayda vardır diye düşünüyorum. İkinci aşamaya geldik. Alan yeterlilik testi AYT ve yabancı dil testi YDT şeklinde.
İkinci aşama AYT'ye giriş 28 Haziran 2020 pazar sabah 13 çeyrek geçe uygulanıyor. Aday TYT puanını bilmeden AYT'ye girecektir. Aday TYT'den 150 puanı geçmemiş ise AYT'ye girmiş olsa bile AYT puanı hesaplanmayacaktır. AYT baraj puanı sadece bu seneye özel 180 puandan 170 puana çekilmiştir. Yabancı dil testi YDT'ye de bakacak olursak o da aynı şekilde 28 Haziran 2020 pazar günü öğleden sonra 3'ü çeyrek geçe uygulanacaktır. Yabancı dil sınavına bakacak olursak İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapçadan yapılıyor. Aday bu 5 dilden birini seçerek dil sınavına girebilme hakkına sahip. 80 soru soruluyor. O dilin tüm lise müfredatını kapsıyor. 5 farklı dilden yapılacak sınavda tek puanlama ve sıralama söz konusu. 120 dakika sınav süresi belirlenmiş durumda. Evet, alan yeterlik testlerine bakacak olursak Türk dili ve edebiyatı, sosyal bilimler 1. Türk dili ve edebiyatından 24 soru çıkıyor. Sosyal bilimler 1 dediğimizde de coğrafya 1, 6 soru, tarih 1, 10 soru, totalde 40 soruya denk geliyor. Matematikten de yine 40 soru soruluyor. Sosyal bilimler 2'ye bakacak olursak sosyal bilimler 2'nin de açılımı coğrafya 2'den 11 soru, din kültürü ve ahlak bilgisinden 6 soru, felsefe grubu yani felsefe, mantık, psikoloji ve sosyolojiden 12 soru, tarih 2'den de 11 soru. Yine toplamda 40 soruya tekabül etmekte. Fen bilimlerine bakacak olursak biyolojiden 13 soru, fizikten 14 soru, kimyadan 13 soru, toplamda 40 soru. Yine toplam soru sayısı 160 soru. Yabancı dil sınavından da az önce de belirttiğimiz gibi 80 soru sorulacak. Evet. İçerik soru sayısına dağılımına bakacak olursak, önceki sistemi anlatıp da şimdi kafanızı karıştırmak istemiyorum. Şu an yeni sistemle devam edelim. Yeni sistemde birinci oturum TYT'de Türkçe, temel matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler toplam soru sayısı 120 soru. İkinci oturuma bakacak olursak, ikinci oturum Türk dili ve edebiyatı, sosyal bilimler 1, tarih 1, coğrafya 1, matematik, sosyal bilimler 2, tarih 2, coğrafya 2, felsefe grubu, din kültürü ve ahlak bilgisi, fen bilimleri, fizik, kimya, biyoloji toplamda 160 soru. Yabancı dilde de az önce de belirttiğimiz gibi 80 soru soruluyor. AYT'nin uygulanışına bakacak olursak AYT'de adaya tıpkı TYT'de olduğu gibi tek kitapçık veriliyor. Aday kendi tercih önceliğine göre istediği testten başlayarak istediği kadar test yanıtlayabiliyor. AYT'de açık uçlu soru sorulmuyor ve 4 yanlış bir doğruyu götürüyor. Bu durumda adayın zamanı iyi kullanması açısından 2 veya 3 teste girmesi tavsiye olunur. Şimdi bununla da ilgili çok fazla soru gelmeye başladı. İşte öğrenci diyor ki ben sayısal öğrencisiyim. Hukuk alanında bir tercih yapabilir miyim? Ya da öğrenci diyor ki ben eşit ağırlık öğrencisiyim ama işte sağlık alanında da bir şansımı denemek istiyorum. Bununla ilgili tercih yapabilir miyim? Evet arkadaşlar, bu yeni sınav sisteminin aslında en büyük avantajı bu. Alan ayrımı yapmıyor. Yalnız ne yapmanız gerekiyor? Eğer hukuk alanında siz bir tercih yapmak istiyorsanız, yani eşit ağırlıkla ilgili bir meslek dalı ile ilgili bir tercih yapmak istiyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Eşit ağırlık derslerinden de test çözmeniz gerekiyor. Yani sayısal derslerinden gerekli testi çözdükten sonra arta kalan zamanda eşit ağırlık testi testlerine vakit ayırmanız gerekiyor. Keza eşit ağırlık öğrencisi için de aynı durum söz konusu. Kendi alanı ile ilgili testleri çözdükten sonra sayısal derslerine de vakit ayırıp gerekli puanı aldıktan sonra istediği alandan tercih yapma şansına sahip. Bunun da buradan altını çizelim tekrardan. Evet, aday yerleştirmeyi hedeflediği programın puan türü dikkate alınarak az önce bahsettiğimiz gibi eğer sözel puandan tercih yapmak istiyorsanız neleri çözmeniz gerekiyor AYT sınavında? Türk dili ve edebiyatı, sosyal bilimler 1 ile sosyal bilimler 2'den test çözmeniz gerekiyor. Ama derseniz ki ben sayısal alandan tercih yapmak istiyorum, o zaman matematik ve fen bilimleri sorularını çözmeniz gerekiyor. Eşit ağırlık alanından tercih yapmak istiyorsanız Türk dili ve edebiyatı, sosyal bilimler 1 ile matematik sorularını çözmeniz gerekiyor. Sözel ve eşit ağırlık alanından tercih yapmak istiyorsanız Türk dili ve edebiyatı, sosyal bilimler 1, sosyal bilimler 2, matematik alanında test çözmeniz gerekiyor ve gerekli puanı almanız gerekiyor. Sayısal ve eşit ağırlık alanı için tercih yapmayı düşünüyorsanız da süreyi çok iyi kullanıp Türk dili ve edebiyatı, sosyal bilimler 1,
matematik ve fen bilimlerinden test çözmeniz gerekiyor. Derseniz ki ben hem sözelden şansımı denemek istiyorum, hem sayısaldan şansımı denemek istiyorum, hem eşit ağırlık puanlarımın hesaplanmasını istiyorum derseniz, o zaman ne yapacaksınız? Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi, Sosyal Bilimler 2 testi, Matematik ve Fen Bilimleri testini çözerek tercih yapma alanınızı da arttırmış olacaksınız. Tabii burada süreyi etkili kullanmak çok önemli. Süreyi etkili kullanabilmek için de ne yapmamız gerekiyor? Artık düzenli bir şekilde seri deneme yapmaya başlamamız gerekiyor. Evde kendi kendimize süre tutarak bunu yapmamız gerekiyor ve deneme sınavlarının sonunda mutlaka deneme sınav sonuçlarının analizini yapmamız gerekiyor. Nasıl yapacağız bu analizi? En çok yanlış hangi konudan çıkıyor? Hangi konu daha oturmamış? Hangi konuyla ilgili sıkıntı yaşıyorsunuz? Bununla ilgili çözüm oluşturup şu an konu eksiklerini tamamlama aşamasında artık son yapılması gereken hazırlıkları da yaptığınız takdirde sınav döneminde sınava gireceğiniz gün herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Önemli olan istikrarlı bir şekilde çalışmaya devam edebilmek ve her şeyden önce motivasyonunuzu yüksek tutabilmek arkadaşlar. Evet, alan yeterlik test sürelerine bakacak olursak bu süreleri de geçiyorum çünkü süre arttırıldığı için şu an tamamen bu konuda da şanslı durumdasınız. Evet. AYT puan hesaplama koşuluna geçiyoruz. Puan türüne baktığımız zaman sayısalda matematik ve fen testlerinde 0.5 gereken en az net sayısı. Eşit ağırlığa baktığımızda matematik, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler 1, 0.5. Sözele baktığımızda Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler 1, Sosyal Bilimler 2, 0.5. Dil puanı da keza aynı şekilde 0.5. Adayın AYT puanlarının hesaplanması için TYT'den en az 150 puan almış gerekiyor. Yani barajı aşmış olması gerekiyor. Testlerin ağırlıklarına bakacak olursak yüzde olarak puan türü sayısalda Türkçe %13, sosyal bilimler %7, temel matematik %13, fen bilimleri %7, TYT'de katkısı. AYT'ye baktığımız zaman matematik normal alacak olduğunuz puanı %30 etki ediyor. Fen bilimlerinden fizik %10, kimya %10, biyoloji de %10 etki etmekte. Yine testlerin ağırlığına bakacak olursak TYT'de eşit ağırlık için Türkçe %13, sosyal bilimler %7, temel matematik %13, fen bilimleri %7 TYT için. AYT'ye bakacak olursak AYT'de matematik %30, Türk Dili Edebiyatı ve Sosyal Bilimler 1'de Türk Dili ve Edebiyatı %18, tarih 1 %7, coğrafya 1 %5 alana etki etmekte. Yine aynı şekilde lisans yerleştirmede sözel puana bakacak olursak sözel puanın ortalamaya katkısı TYT'de %13 Türkçe, sosyal bilimlerde %7, temel matematikte %13, fen bilimlerinde %7. AYT'ye bakacak olursak sözelde Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler 1, Türk Dili ve Edebiyatı %18, tarih 1 %7, coğrafya 1 %5, sosyal bilimler 2, tarih 2 %8, coğrafya 2 %8, felsefe grubu %9, din kültürü ve ahlak bilgisi %5. Testlerin ağırlığı bu şekilde. Yalnız burada şu konuya bir netlik getirmek istiyorum. Arkadaşlar hani soru sayısı az, işte şunu çözmesem olur mu? Buna vakit ayıracağımı, işte biraz daha matematiğe yoğunlaşayım, biraz daha Türkçe'ye yoğunlaşayım diye düşünmeyin. Çözdüğünüz her soru ortalamanıza katkı yapacaktır. Ve sizin, örnek veriyorum, bir felsefe grubundan ya da işte sayısalcılar için bir kimya, bir biyoloji grubundan çözecek olduğunuz bir soru bile sizi diğer adayların önünde sıralamada üste atabilecek orana sahip. Küçümsemeyin. O yüzden de mutlaka ve mutlaka her surette sorumlu olduğunuz her alandan test çözmeye dikkat edin. Tabii her şeyden önce konulara hakim olmak gerekiyor test çözmekten ziyade. Evet, testlerin ağırlıklarına tekrar baktığımız zaman dilde de yine aynı şekilde Türkçe TYT sınavına girdikleri zaman alanı %13, sosyal bilimler %7, temel matematik %13, fen bilimleri %7 şeklinde etki etmekte. Dilden girecek arkadaşlar, sadece dilden girecekleri için yabancı dil sınavında da AYT olarak değerlendirin bunu. O da alacak oldukları ham puana etkisi %60, yabancı dilden alacak oldukları puan.
Lisans programlarını tercih edebilmek için gerekli baraj puanı nasıl hesaplanır? Sözel'de temel yeterlilik testi %40, Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi %50, Sosyal Bilimler 2 testi %50, yani %60. Sayısal puana bakacak olursak temel yeterlilik testi %40, matematik testi %50, fen bilimleri testi %50, yine alana etkisi %60. Eşit ağırlık puanına bakacak olursak temel yeterlilik testi alacak oldukları puana %40 etki ediyor. AYT'ye bakacak olduğumuzda Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi %50, matematik testi de %50. Yani AYT'nin sizin alacak olduğunuz puana yerleştirme puanınıza katkısı %60. Gördüğünüz gibi matematik ve Türkçenin ağırlığı çok fazla arkadaşlar. Dil puanı da keza aynı şekilde temel yeterlilik girecekleri TYT yerleştirme puanlarını %40 etki ederken yabancı dilden çözecek oldukları soruda aldıkları puanı %60 oranında etki edecek. Bunu da belirtelim. Evet, geldik ortaöğretim başarı puanının katkı hesaplanmasına. YGS ve LYS sisteminde olduğu gibi, YGS'de LYS sisteminde olduğu gibi bu yılda puanlar %500 puan aralığında hesaplanıyor. Adayların bu puanlarına ortaöğretim başarı puanı geçen sene ve bundan önceki senelerde de olduğu gibi hepsi hesaplanarak ekleniyor. Katsayı uygulaması ve OBP hesaplanmasına baktığımızda OBP Türkiye geneli değerlendirme esas alınarak ortaöğretim bitirme puanları 100 üzerinden diploma notu 5 ile çarpılarak ortaöğretim başarı puanına dönüştürülüyor. Böylece 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak. 100 olan en yüksek diploma notu için de OBP 500 puan olacak. 50'nin altında olan diploma notları 50 olarak değerlendirilmeye alınıyor. Ortaöğretim başarı puanı değer aralığı 250 ile 500 arasındadır. Daha sonra bu OBP herkes için tek katsayı olarak kullanılan 0,12 katsayısı ile çarpılarak okuldan gelecek net puan hesaplanıyor. Yani okul puanları hesaplanırken herkes için tek katsayı kullanılıyor. Tüm öğrencilerin OBP'si 0,12 katsayısı ile çarpılıyor. Evet, buraya da zaten şu anda şeyde internette çok fazla site var arkadaşlar. Oradan da hesaplayabilirsiniz gelecek olan puanları 3 aşağı 5 yukarı. Yalnız okuldan gelecek olan puanları da çok fazla takılmanız taraftarı değilim ben. Çünkü bazı öğrenciler var, benim diploma notum iyi, nasıl olsa şu kadar puan gelecek, çok fazla üzerine gidip de yoğunlaşmama gerek yok şeklinde düşünebiliyorlar. Siz çözebildiğiniz kadar test çözün, siz yapabileceğinizin en iyisini yapın, bırakın OBP puanı cepte olsun, sizin için sürpriz olsun, ek olsun. Siz yapmanız gerekeni yapın. Mutlaka ve mutlaka konulara hakim olmaya çalışın. Eksik konu kalmasın arkadaşlar. Yerleştirme puanları nasıl hesaplanacak? Yerleştirme puanları hesaplanırken orta öğretim başarı puanı 0,12 ile çarpılarak sınav puanlarına ekleniyor. TYT, AYT ve OBP puanlarının en büyük değeri 500 olduğu için yerleştirme puanının en büyük değeri 500 artı 60, 0,12 çarpı 500. O da eşittir 560 oluyor. Örneğin diploma notu 90 olan bir öğrenci 90 çarpı 5 eşittir 450, 450 çarpı 0,12 o da eşittir 54 puana tekabül ediyor. Evet, sınav sonuçları 28 Temmuz 2020'de açıklanacak. Bunun da duyurusunu tekrar yapalım. Slaytımızın sonuna geldik ama ben birkaç noktaya tekrardan değinmek istiyorum. Şimdi Milli Savunma Üniversitesi sınavları 14 Haziran Pazar günü olacak. Milli Savunma Üniversitesi sınavlarına girecek olan arkadaşlar için tekrar hatırlatmak istiyorum. Keza aynı şekilde AYT sınavında 12. sınıfların ikinci dönem konularından sorumlu olacaksınız ki bu sizler için gerçekten çok büyük bir avantaj. O yüzden bu seneyi çok iyi değerlendirmenizi tavsiye ediyorum sizlere. TYT sınavında verilen 135 dakika, az önce de bahsettiğimiz gibi 165 dakikaya çıkartıldı. Lisans programlarını tercih edebilme baraj puanı, yani AYT'deki 180 olan baraj puanı da bu yıla mahsus 170 puana çekildi. Yine aynı şekilde TYT'de yaşanan en büyük sorun zaman problemiydi bu sene. En büyük avantajınız şu anda zaman probleminin çözülmüş olması. O yüzden bu sene bu avantajları değerlendirerek hedefinize çok
çok daha rahat ulaşabileceğinizi düşünüyorum. Evet, çok zor bir süreçten geçiyoruz. Bununla birlikte her sınav döneminin kendince zorlukları vardı. Emin olun, sizden önce milyonlarca insan bu stresi yaşayıp bu sınav dönemini atlattı ve şu an pek çok kişi meslek sahibi oldu. İstedikleri hayatları kurdular. Sizden sonra da milyonlarca kişi bu sınav sistemine dahil olacak. Pek çok zorluk yaşayacak, pek çok stres yaşayacak. Herkesin üstesinden gelebildiği gibi sizler de üstesinden gelebileceksiniz. Önemli olan motivasyonunuzu yüksek tutmak ve kendinize olan inancınızı yitirmemek. Sınav boyunca sizi enerji, moral, motivasyon olarak aşağı çeken her kimse, bu aileniz de olabilir, ailenizden akrabalarınız da olabilir. Mümkün mertebe çok fazla sınavla ilgili diyaloğa girmeyin arkadaşlar. Çünkü tekrar tekrar söylüyorum, bu süreçte sizin için moral ve motivasyon her şeyden önemli. Tabii ki önce sağlık, sağlıktan sonra da başarının anahtarı moral ve motivasyondur. Moraliniz ve motivasyonunuz ne kadar yüksek olursa başarı oranınız da doğru orantılı bir şekilde o kadar artacaktır arkadaşlar. Sınav esnasında maske mecburiyeti vardı. Sayın Sağlık Bakanımız artık sınav esnasında maske konusunda da bir esneklik getirdi. Dileyenler maskelerini çıkartabilecekler. Özellikle gözlük takan arkadaşların en büyük sıkıntısı buydu. Maske taktığında buharlaşma yapıyor gözlükler. Hani nasıl olacak, nasıl başarılı olacağım şeklinde endişeleri vardı. Artık bu konuda çözümlendi gördüğünüz gibi. Bakın her şey yoluna giriyor yavaş yavaş. Sınav sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak. Bunu tekrar belirtmek istiyorum. Milli Savunma Üniversitesi'ne girecek olan arkadaşlar da sınav sonuçları 7 Temmuz'da açıklanacak. Sınava hazırlık döneminde öz denetim ve otokontrolden bahsetmek istiyorum. Öz denetim çok önemli arkadaşlar. Öz denetim ve otokontrolü siz kendi içinize kendiniz kuramazsanız dışarıdan gelecek olan her türlü destek bir yere kadar. Yani dışarısı sizi bir yere kadar yönlendirebilir. Sizin içinizden gelmediği müddetçe, bunun otokontrolünü siz sağlamadığınız müddetçe dışarıdan gelecek olan her şey bir yerde sizi yarı yolda bırakacaktır. O yüzden önce kendinize güvenin ve otokontrolünüzü lütfen yitirmeyin. Şimdi evdesiniz, evde olduğunuz için erken kalkmakta sıkıntı yaşayabiliyorsunuz ya da uyku düzeniniz bozulmuş olabilir. Şunu da istemiyorum sizden. İlla erken kalkacaksınız da bütün gün boyunca ders çalışacaksınız diye bir şey yok. Kimi öğrenci gece çalışmasında daha fazla verim alır ki siz artık belli bir yaş seviyesine geldiğiniz için hangi derse, hangi saatlerde çalışıp verim alacağınızı çoktan çözmüş durumdasınızdır. Bu nedenle lütfen en çok verim alacağınız saatleri çok iyi değerlendirin. Uyku düzeninize ve beslenme şeklinize mutlaka çok dikkat edin arkadaşlar. Evet, bunun dışında yapılacak olan çalışmalarda devamlılık çok önemli. Bir gün çalışıp bir gün çalışmayıp 3 gün çalışmazsanız eğer bu çalışma temposunun da size hiçbir faydası olmayacak. İnişler ve çıkışlar şüphesiz olacak. Bazı denemelerden çok düşük alacaksınız, bazılarından beklediğinizden yüksek alacaksınız. Denemelerin amacı orada sizin kaç puan aldığınız vesaire değil. Denemelerin amacı analizdir arkadaşlar ve sizi sınava hazırlamaktır. Hangi konulardan eksiğinizin olduğunu analiz etmeniz, süreyi ne kadar kullanabiliyorsunuz ve nasıl arttırabilirsiniz? Bunların analizini yapabilmeniz için denemedeki sonuçlar lütfen sizi demoralize etmesin. Buna müsaade etmeyin. Ve tekrar tekrar söylüyorum, başarı kesinlikle ve kesinlikle devamlılıkta gizli. Ne olursa olsun, ne yaşarsanız yaşayın, devamlılık arz etsin yaptığınız çalışma. Her gün düzenli bir şekilde çalışın lütfen. Seri denemelere artık başlama zamanınız geldi. Günlük en azından bir AYT, bir TYT denemesi çözmeniz gerekiyor ve süre tutarak çözmeniz gerekiyor başarılı olabilmeniz için. Çünkü biliyorsunuz sınavda sadece sizin yorumlama yeteneğiniz, analiz yeteneğiniz, bilgi yeteneğiniz ölçülmüyor. Aynı zamanda süreyi ne kadar iyi kullanabildiğiniz de ölçülüyor. Bu yüzden mutlaka süreyle çözmeye gayret gösterin. Bunun dışında da en önemli nokta, geçmiş yıllarda çıkmış soruları çözmeye başlamanız gerekiyor. Çünkü geçmiş yıllardan çözmüş olduğunuz sorular sınavda sizi 1-0 diğer adayların önüne alacaktır. Mutlaka çıkmış soru kalıplarına dikkat edin, onları çözmeye çalışın. Ve tekrar tekrar söylüyorum, moral ve motivasyonunuza çok dikkat edin. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Geçmiş bayramınız kutlu olsun. Görüşmek dileğiyle.